Önce benim hayatımı kurtardın. Bugün de canımdan çok sevdiğim varlığın. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Hepinizin şerefine. İçmiyor musun sevgilim? Senin hayatını ne zaman kurtardı ki? Ah! 4-5 sene oluyor. O zaman tırlarda çalışıyordu. Lütfen abi, değmez. Bırak de bazı hadi. Çok rica ediyorum, kapatalım bu konuyu. Ben de öğrenmek istiyorum, hakkım değil mi? Almanya'dan arabayla dönüyordum. Ufak bir kasabada arıza yaptı motor. Çaresiz orada geceleyecektim. Bir otel buldum. Sonra gece biraz dolaşıp bir şeyler içmek istedi canım. Sokakta oldukça tenhaydı. Yabancı bir çevre olduğundan birkaç tek atabilecek bir yer aramaya başladım. Karşıdan da bir delikanlı geliyordu. Birden üstüme doğru koştu ve beni yere devirdi. Üstümüze ölüm yağıyordu. Sonunda dost olduk onunla ama hep kaçtı benden. Bir kere bile ufak bir hediyemi kabul etmedi. Sonunda iş teklif ettim. Zorla kabul ettirdim. Bugün yaşıyorsam hayatımı ona borçluyum. Kimdi seni öldürmek isteyenler? Rakiplerim. Kiralık katil tutan adamlarla mı iş? Her işin bir tehlikesi vardır. Sizi de vurmaya kalktılar mı? Fikret'in en yakın iş arkadaşısınız. Belki bir gün bir yerde kıstırırlar. Ben varken kıstıramazlar. Çocuklar, bu gece erken yatmayı öneriyorum. Çünkü yarın erken ava çıkacağız. Thank you.
Zehirli yılan, ecza kutusu çabuk! Korkma, zehir alacağım. Gidiyor musun? Evet. Sevişen iki kişinin arasına girmek istemem. Aranızdaki ilişkiyi ilk günden beri biliyordum. İtiraz istemem. Seviştiğinizi kendi gözlerimle gördüm. İstanbul'dan ayrılmadan önce o kızla evlenecektim. Beni Türkiye'ye çağırdığında sana güveniyordum. İnan bana, burada karşılaşacağımızı bilmiyorum. Seni seviyordum Faruk. Hem de deli gibi, ama artık bağışlamıyorum. Bizi görmüş. Vız gelir. Ne kadar tehlikeli adam olduğunu bilemez. Biliyorum. İkimizi de yaşatmaz. Korkuyor musun? Senin için canımı bile veririm. Ben de.